Merhaba Hardware Plus takipçileri, ben Berkin Boğazdoğan. Karşınızda Lenovo'nun en yeni yoga ürünlerinden bir tanesi olan Yoga 710 var. Yoga 710 farklı kullanım açılarında size hizmet eden güzel bir dizüstü bilgisayar. Çok ağır değil, metal kasasına rağmen 1,5 kilo civarında bir ağırlığı var ve üzerinde çok büyük performans bileşenleri olmasa da standart ultrabooklara kıyasladığınız zaman bu gövdeye nispeten iyi bir performans barındıran bir ekran kartı da bağımsız olarak mevcut. Gelin şimdi Yoga 710'un özelliklerine yakından birlikte bakalım. Lenovo Yoga 710 farklı biçimlerde kullanıma izin veren güzel bir dizüstü bilgisayar. Ne çok büyük ne çok küçük, 14 inçlik bir form faktörüne sahip ve ekranda çerçeveler özellikle yan taraflarında gayet az. Bu açıdan da güzel bir görüş açısı sağlıyor ve 15 inçlik bir ekrana bakıyormuşsunuz gibi güzel bir kullanım açısı da sağlıyor. Ekran tabii ki dokunmatik ve Full HD çözünürlüğüne sahip. Dokunmatik olmasının tabii esprilerinden bir tanesi de Yoga'nın 4 farklı kullanım modu. 4 farklı kullanım modu diyoruz. Bunları anlatalım aslında. 2 tanesi çok bariz. Bir tanesi normal dizüstü bilgisayar modunda. Evet, bu bir dizüstü bilgisayar. Öteki türlü bu bir tablet. Bu şekilde Windows'un kendi tablet modu sayesinde Windows 10'da gayet rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer yazabilecek bir kapasitif kaleminiz, kapasitif ekranla uyumlu bir kaleminiz de varsa Windows'un Ink teknolojisinden de destek alarak birçok uygulamada aslında yazıp çizmeniz mümkün. Peki geri kalan iki mod ne? Esas kafa karıştıranlar bunlar ve bunların avantajları ne? Bunlardan bir tanesi bu şekilde koyuyoruz. Çadır modu. Çadır modunun esprisi bir şeyler izlerken ve alanınız darsa şu şekilde izleme açısında masanın üzerinde bu cihazı konumlandırabiliyorsunuz. İşin güzel tarafı şu. Hoparlörler şu taraflarda yerleştirildiği için baktığınız yönde daha iyi şekilde sesi duymanıza imkan veriyor. Bu şekilde konumlandığınız zaman dar alanda da bir şeyler izlemek için ama elinize tutmak istemediğiniz zamanlarda bilgisayarınızı kullanmanız mümkün. Diğer mod ise stand modu. Stand modu ise daha ziyade görüş açısının daha esnek olmasını istediğiniz yerlerde ve masaüstü kullanımında tercih edebileceğiniz bir şey. Çünkü öncelikle bu mod bariz çok daha fazla geniş bir alan istiyor. Peki bu alanı nerede kullanıyorsunuz ve diğer moddan ne farkı var? Şöyle ki bu şekilde konumlandırdığınız zaman istediğiniz açıdan bilgisayarınıza bakabilirken yanında klavye fareyle beraber kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kabloyla bağlayacağınız şeyleri buradaki yuvalara ve HDMI yuvasına vesaire rahatlıkla bağlayarak masa üzerinde daha stabil bir kullanım elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla notebook olarak kullanmayacaksanız kendi klavye farenizi takacaksınız vesaire bu cihazı bu modda kullanabiliyorsunuz ve bu şekilde daha da iyi şekilde soğuyabiliyor. Çünkü havayı zaten buradan çekiyor. Buraya da hiçbir şekilde kapamamış oluyorsunuz. Masaüstü ve yüksek performans kullanıma bu şekilde uygun hale gelmiş oluyor. Yüksek performans ve soğutma demişken cihazın soğutma sisteminin şu orta tarafta olduğunu size tekrar gösterelim. Havayı çektiği yer, arkadaki yerler, bütün fanlar içeride yerleştirilmiş durumda. Aslında bir tane fanı var anladığım kadarıyla. İçini açıp bakmadım. Ama burada olduğu gibi ısı emiciler mevcut. Isıyı buradan dışarıya atıyor. Peki performans dedik, bu kadar büyük soğutucuya niye ihtiyaç duyuyor bu cihaz? Çünkü bu cihazın içinde Intel Core i7-6500U işlemcisi var. 15 wattlık bir i7, çift çekirdek ve 4 izlekli bir işlemciden bahsediyoruz. Ve bu cihaz 8 GB RAM ile desteklenmiş bir cihaz. Bu bilgisayarın içinde hem Intel'in tabii ki işlemci, tüm eşi grafik işlemcisi var. Hem de bağımsız Nvidia GeForce 940 MX grafik işlemcisi var. Bağımsız 2 GB bellekli. Bağımsız 2 GB bellekli 940 MX aslında böyle ahım şahım süper bir grafik işlemcisi değil. Fakat Intel'in tümleşik HD grafiksinden çok çok daha iyi performans veriyor ve birçok oyunu, güncel oyunu giriş seviyesi ve orta seviye grafiklerle oynamanıza izin veriyor. Eski oyunları ise Full HD ekranda gayet akıcı şekilde oynamanız mümkün. Aynı zamanda çift ekran desteğini de sunuyor. Yani iki ekran, bunun yanına bir ekran daha koyarak rahatlıkla işlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Cihazda 256 GB'da SSD depolama var. Bu da zaten performans bileşeni açısından gayet başarılı. Genel olarak yapım kalitesine baktığımız zaman çerçeve kısmının ince olduğunu söylemiştik. Cihazın her tarafı resmen metalden yapılmış. Bu cihaz daha hafif olabilirmiş. 1 kiloya daha da yakın hale gelebilirmiş. Ama metal kullanıldığı için 2 kiloya yaklaşmış. Dolayısıyla bu bence kötü bir şey değil.
hem cihazın soğutabilmesi hem de genel dokunuş ve sağlamlığı ile ilgili daha da biraz daha yapılı olmasını sağlıyor. Biraz daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Menteşe en üst seviye yoga cihazlarına, yoga 900'de veya yoga ThinkPad yogalarda olduğu gibi bilezik desenine sahip değil. Burada biraz daha ucuz bir çerçeve sistemi kullanılmış. Bunun bir sebebi de tabii ki buradaki soğutma sistemi. Çünkü burayı olduğu gibi o şekilde yapmak buraya biraz daha kısıtlı bir kullanım alanı verecek. Dolayısıyla cihazın soğutması şimdi olduğundan daha gürültülü şekilde çalışmak zorunda kalacaktı. Lenovo bunun önüne geçmek için daha farklı bir tasarım ve soğutma sistemi yerleştirmiş. Bence verimli soğutma sistemi, yani aşırı şekilde oyun oynamadığınız zaman cihazın bağırdığını ve doğru düzgün ses çıkardığını pek fazla duymuyorsunuz. Cihazın üzerindeki portlar iki tane USB yuvasından oluşuyor. Bir de mini HDMI'miz var. Aslında mikro HDMI'miz var. Mikro HDMI yuvası için oradan bunu alabileceğiniz birkaç yıllık bir adaptör normal bir monitöre bağlamanızı gayet kolay hale getiriyor. İki USB yuvasından bir tanesi de aktif USB yuvası. Yani bilgisayar tamamen kapalıyken eğer Lenovo'nun kendi araçları arasından bunu devre dışı bırakmazsanız buradan taktığınız cihazları şarj edebiliyor. Diğer tarafına baktığınız zaman kart okuyucu yuvası ve mikrofonlu kulaklık girişinde görebiliyorsunuz. Klavyenin genel kullanımı bence oldukça rahattı. Tuş dizilimi gayet iyi. Enter tuşunun biçimi ve klavyenin genellikle basma sistemi gayet iyi. Zaten metal olduğu için üst taraf klavyenin ortasının çökmesi gibi abuk subuk sorunlar zaten bu tür kaliteli cihazlarda yaşamıyorsunuz. Lenovo'da zaten hani böyle bir durum yok. Ama genel olarak kullanımdan da rahat ve memnun olduğumu söyleyebilirim. Sonuçta en nihayetinde yazı yazıyoruz. Ve hani klavyeye uzun süre bastığımız zaman iyi tepki alabilmek ve rahat edebilmek bizim için çok önemli. Bu da özellikle hassasiyet gösteren bir nokta. Bu cihazla ilgili belki tek kötü şey touchpad'inin cihazın geri kalanına göre o kadar da iyi olmaması. Açıkçası genel olarak tepki veriyor vesaire ama hani nasıl diyeyim, genel olarak dokunma hissi ve tıklama etkilerini ben birazcık rahatsız edici buldum. Biraz daha iyi bir touchpad kullanılabilirmiş. Bunun dışında cihazda hiçbir sorun olduğunu söyleyemem. Biraz da cihazın pil ömründen bahsedelim. Lenovo Yoga 710 ağır iş yükleri olmadan sizi 6 saat civarına idare edebiliyor. İnternette gezinebiliyorsunuz. Bizim gibi browser'da veya metin düzenleyici programlarda iş yapmanıza izin veriyor. Tabii ki sizin kullanım senaryonuza göre artabilir. Oyunlarla falan tabii ki bu pil ömrü daha da azalacak ama hani taşınabilirlikten daha çok hani çalışılabilir performans için üretilmiş bir cihaz. Yani pil ömründen ziyade buraya odaklanılmış. Dolayısıyla Yoga 900 gibi cihazlara gidebilirsiniz. Salt pil ömrü arıyorsanız orada zaten bağımsız grafikten de feragat etmiş olacaksınız. Fiyatı açısından da bu ürün 5000 liranın biraz altına satılıyor şu anlar. Yani 4500 liranın üzerine çıkmış durumda. Aslında 4000 lira civarındaydı ama Türk lirasının son birkaç ayda yaşadığı inanılmaz değer kaybı nedeniyle şu an için bu cihazını almak için 4500 liranın üzerinde bir fiyat vermeniz gerekiyor. Bu fiyata değer mi? Bence değer. En azından bu şekilde, bu formatta bilgisayar arıyorsanız daha ileri var mı? Piyasada elbette birkaç tane daha buna yakın model var ama Lenovo Yoga 710'da gayet iyi bir tercih olarak sizi raflarda bekliyor. Müteakip videolarımızda görüşmek dileğiyle, şen ve esen kalın derken bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda sorularınız varsa Yoga 710'la ilgili veya diğer sorularınızı bize özelden yazabilirsiniz. Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Elimizden geldikçe cevaplamaya çalışıyoruz. Görüşmek dileğiyle.